Değerli izleyiciler günaydın, iyi sabahlar. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Güzel bir hafta sonu sabaha geçirmenizi diliyorum. Bugün ve yarın canlı yayınlarda birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Sayın Erol Bilecik konuğum, TÜSİAD Başkanı. Hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar diliyorum Hakan Bey. Sağ olunuz. Her zaman olduğu gibi hep hatırlatma yapıyoruz ya, TÜSİAD Türkiye ekonomisinde neyi tam olarak temsil ediyor, neden bu kadar önemli bir kurum diye. Siz de sayılarla o önemi uyguluyordunuz. İsterseniz onunla başlayalım. Sonra değerlendirmelerinizi alalım. Çok önemli gündem konuları var. Hemen geçtiğimiz günlerde, çünkü 1 Nisan tarihi TÜSİAD için inanın önemli tarihlerden bir tanesi. Çünkü doğum günü TÜSİAD'ın 1971 yılında, buradan hepsi çoğunu rahmetle andım. Amin. 12 kurucu üyenin ve pek koç Sakıp Sabancılar başta olmak üzere Necat Eczacıbaşı kurmuş olduğu bir iş dünyası temsil örgütü nihayetinde. Şu an gelinen nokta itibariyle bakıldığında aslında TÜSİAD'ın üye sayısı bir miktar tevazu rakamlardan oluşuyor. 650 civarında. Ancak 650 mi? 650 sanki civarında üye. Kamuoyunda daha çok gibi bir algı vardı. Aynen doğru, ama şöyle geleceğim. Bu 650 kişisel üyenin sahibi bulunduğu şirketlerin sayısı aşağı yukarı 4-5 bin civarında. 4-5 bin. Doğal olarak. Bu şirketlerin oluşturmuş olduğu ama finansal figürler, ekonomi içerisinde yer aldığı figürler ama bir hayli güçlü. Hatta birkaç zaman zaman tekrarlıyoruz. Buradan da memnuniyetle paylaşmakta fayda görüyorum yine. Sizin de söylediğiniz gibi. İç ve dış ticaret, yani gerek ithalat gerek ihracat, iki gözlükle bile baktığınız zaman neredeyse bu 4-5 bin firmanın, yani üyelerimizin oluşturduğu yapının %85-86 civarında iç ve dış ticaretteki hacim oranını görüyorsunuz. Çok yüksek. Yani Türk ekonomisinin %85'ini mi oluşturuyorsunuz? Yani satarken ve alırken diyebiliriz çok dış dünya ile ilgili. Çok büyük oran. Aynı zamanda yine aynı değeri oluşturan kurumlar vergisi diye tabir ettiğimiz, işte verginin kutsal olduğu, her şeyimizin bu anlamda bu vergi tutarlarıyla yapıldığı bir atmosferde yine bu çok değerli üyelerimizin oluşturduğu hacim %80 civarında kurumlar vergisini Türkiye'de ödeyen bir toplama oluşturur. Bu bakımdan zaman zaman ekonomi konularında görüşlerimizi ilan ederken, paylaşırken bunların da vermiş olduğu hak eden bir yapıyla bizim konuşmalarımız eleştirel değil, tamamıyla milli menfaati destekleyen, Türkiye'yi destekleyen, Türkiye'nin rekabetçi bu dünyada daha iyi pozisyona gelmesi için olduğu buradan başlangıçta paylaşmak isterim. Şimdi Türk ekonomisi için ne kadar önemli olduğu ortada. Sizin temsil ettiğiniz kurumun üyelerinin yarattığı ekonomik büyüklükler. Evet. Böyle zaman zaman gazete başlıklarında işte patronlar kulübü falan diye de anlatılan ama gerçekten hak eden tercih ettiğimiz bir değil. İsim değil. Değil. Ama Türk ekonomisinin gerçekten büyük kurucularının ve köklü kurumsallaşmış şirketlerinin temsilcileri. İçinde oldu. Üstelik şunu hatırlatalım. Son dönemde de artan belki bir ivmeyle kadınların da hem görünürlüğünün hem etkinliğinin arttığı bir. Evet, vallahi buradan da hatta şunu keyifle tekrardan paylaşalım. Kamuoyunda bir hayli gündem olmuştu ama tabii ki TÜSİAD'ın ve birçok bu anlamda belki de tamamını bile varsayabiliriz. İş dünyası örgütlerinde kadın erkekle ilişkin hakikaten problemlerin sayısı fevkalade azalmış vaziyette en azından. Fakat biz bu problemi tamamıyla hiç olmamasını sağlamak, hiç tamamıyla gerçekten ortadan kaldırabilmek amaçlı 18 Ocak itibariyle yani radikal bir değişim, tüzüğümüzde gerçekten önemli bir değişiklik yaparak bir isim değişikliğimizi de yapmış olduk. İş adamları kelimesini tamamıyla kaldırarak yerine iş insanları koyduk. Ne mutlu ki şu an Türkiye'de gerçekten binlerce siyaset vardır Hakan Bey. Bunun çok önemli bir kısmının bize gelen bütün bu anlamda haberleşme tool'larında görüyoruz ki oradaki siyahatlar da isimlerini iş insanlarına değiştirmek. Ne kadar kadın üyeniz var? Şu an kadın üyesi sayısı %22. %20. Yani bu 650 civarındaki üyenin yönetim kuruluna geldiğim zaman ama bu sayının %33 olduğunu memnuniyetle söyleyebilirim. Şimdi Türkiye'nin bu gerçekten iş insanlarının önemli örgütü, kurumu seçim sürecini nasıl değerlendiriyor? Memnuniyetle. Bir takım önerileriniz oluyor. Bir takım yani şöyle bir hazırlık olursa, böyle bir süreç geçirirsek bu Türkiye için daha faydalı, yararlı olur diye önerilerde bulunuyorsunuz. Şimdi seçime de çok az bir zaman kaldı. Evet, 57 gün. Dikkatli takip ediliyor sizin görüşlerinizde. Neler paylaşmak istersiniz? Memnuniyetle. Tabii seçimin aşağı yukarı kararının alındığı ilk gün veya kamuoyuyla bu anlamda
Sayın Bahçeli'nin özellikle önerisiyle başlayan o süreçte bizim ama şöyle bir görüşümüzü paylaşmıştık nihayetinde. Bu görüşümüz acaba seçimin vaktinde yapılmasının daha doğru olduğunu ifade eden bir yapı dahilinde. Bunun ama inanın nedeni şu. Son 3 yıla baktığımız zaman Hakan Bey, tabii bugüne de geleceğim yani bu sorunuzla beraber. Son 3 yıla baktığımız zaman yani toplam 4 seçim geçirmiş olan bir Türkiye var. Aşağı yukarı referandum dahil Nisan 2017 itibariyle. Tabii ki çok önemli bir yani FETÖ terör darbesini bu anlamda görmüş olan bir toplum var, bir millet var nihayetinde. Yani geçirdiğimiz bu toplam 3 yıllık hakikaten bütün sürecin, bütün detaylarına bakıldığı zaman çok yorgun düşmüş bir iş dünyası vardı. Tabii ki kamuoyu da aynı şekilde. O bakımdan yani tekrardan seçimi yapmak yerine bu Nisan 2017 ile özellikle 2019 Kasım arasındaki toplam 2,5 yıllık toplam süreci özellikle tabii hem iş dünyası hem kamuoyu hem de bütün toplumumuz için nihayetinde reformların daha yoğun olduğu, enflasyonun mücadeleyle bu anlamda düşebileceği bir süreç olabilir mi diye hep bakmıştık zaten. Ama inanın bizdeki bu iş dünyasındaki motivasyonu da oluşturan ana unsurumuz ne idi derseniz de tamamıyla tabii ki siyasi liderlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ne zaman Sayın Bakanlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde aman işinize, aşınıza bakın, seçimle ilgili herhangi bir şeyle aman uğraşmayın, erken seçimde yoktur motivasyonu bizim için tabii önemli bir hakikaten çizgiydi, göstergeydi. Ama gelinen nokta itibariyle siyasi otorite bir karar aldı. Siyasi şartlar bunu belki de gerektirdi değişti diyelim. Diye anlattılar liderler bunu. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın o günkü grup toplantısında da seçimlerin 2019'da yapılacağına dair görüşünü paylaşmıştı. Evet. Fakat Sayın Bahçeli'nin galiba bu çağrısı biraz yani süreci kaçınılmaz bir... Tabii ben de dinamikleri yani sezemiyorum. Siz evet. Daha iyi yorumlarsınız estağfurullah. Belki. Estağfurullah. Yani hepimizin yaşadığı bir şeydi süreçti. Ama ekonomi ama olarak bir tek şunu söyleyebilirim. Nasıl etkiliyor Bey? Bizi şu anda ekonomik olarak? İnanın ama yani tabii ekonomik göstergelere baktığımız zaman bir hayli risk taşıdığımız bazı noktalar var. Hangisidir onlar? Memnuniyetle geleceğim ama bu noktalar yani saymadan önce de ille de erken seçime gerektiren yani Türkiye önemli bir noktanın sonuna gelmiştir vesaire gibi katı süretle böyle bir şey. Yani ekonomik yoktu. Nedenleri bazı değerlendirmeler yapılıyordu. Çünkü ekonominin yönetiminin bazı ilave güçlükler yaşayabileceği gibi böyle bir ortam yoktu mu? Yok hayır. Bu tip daha doğrusu risklere baktığın zaman tabii ki bu ortam. Ben şunu kastediyorum. Yani sanki yolun sonuna gelindi. Türkiye'nin artık dayanacak bir gücü kalmamıştır da. Ha, o anlamda. O anlamda katiyen bence böyle bir tablo ekonominin yoktu. Ekonominin temellerinin sağlam olduğunu vurgusunu mu yapıyorsunuz? Daha doğrusu 3-4 noktada ekonominin zaten hızla iyileştirmeye dönük olan bazı noktalarını biz uzun dönemlerdir zaten dile getiriyorduk. Ama bunlar erken seçimi gerektiren şeyler değildi demek istiyordum. Anladım. Bunların reçetesi vardır. Yani iki tane çünkü kavram hakikaten dünyanın her yerinde ekonomi kurallarında geçer. Bir, gerçekten kurallı ekonomi Hakan Bey. İki, kurumlarınızın bu anlamda güçlü kurumlar. Yani bağımsız kurumlar, güçlü kurumlar. Yani bu iki kavramla beraber bugün Avrupa'ya baktığımız zaman veya dünyanın birçok ülkesinde hakikaten hükümetler uzun dönemler kurulamıyor olabiliyor nihayetinde. Ancak ekonomideki Almanya'da istikrar, mesela, Almanya, Avusturya kurulamaz. Ama ekonomideki hakikaten bu iki kavram istikrarla bu anlamda gitmesini sağlıyor. Ekonomideki bazı noktalara gelirsem yani biraz önceki sorunuza. Yani Türkiye'nin özellikle risk taşıdığı 3-4 noktayı biz uzun dönemlerdir inanın o TÜSİAD'daki bu ekonomik figürlerde etkin olan gücümüzün de vermiş olduğu hakikaten biraz haklılıkla ortaya koymaya özen gösteriyorduk. Ama bunların hepsi olumsuz bir hava değil, tam tersi düzeltilmesi gereken bir hava da olsun diye. Bunun tabii ki temelde baktığımız zaman enflasyon. Yani Türkiye ekonomisinin... Birinci konu o mu? %100 mücadele edilmesi. Enflasyon, mücadele. Hemen arkasından tabii gelen bunların sırası belki değişebilir ama yani cari açıktaki gerçekten yenilen oranımız. Özellikle de döviz cinsinden olan borçluğa bakıldığı zaman da yenilen hem tutar olarak hem de oransal olarak bakıldığı zaman yani kırılganlıklarımızı çoğaltan noktalar. Bu üç parça tabii ki kur dalgalarının da zaman zaman vermiş olduğu önemli yıpratmayla ekonomimizde önemli riskler taşıdığını zaman zaman hep zaten ortaya koyduk. Çünkü özellikle enflasyonun altını biraz çizmekte ben fayda görüyorum Hakan Bey. Enflasyonun yüksek bir iklimde devam etmesi, nihayetinde TL faizlerinin yükselmesine önemli bir şey. Aynı zamanda ticaretteki en önemli kurallardan bir tanesi olan vadelerin daralmasına ve özel sektöründe bu TL faizlerinin yükselmesinden dolayı döviz borçlanma motivasyonunu gerçekten yükselmesine neden olmuştu ki senaryolar birebir
bu şekilde gerçekleşti. Ve olan her kur dalgası, özellikle dış dünyadan gelen veya iç dünyadaki hakikaten olan konjüktürel gelişmelerden dolayı kırılganlıklarımızı yükseltti ve borçlanmadaki gerçekten oranlarımızı daha yukarı çekti. Tekrardan yani bir enflasyon sarmalına dönen noktaya getirmiş oluyor. Bunun özellikle tabii ki yani Merkez Bankası başta olmak üzere bağımsız kurumlarımızın çok kuvvetli bir şekilde müdahaleleriyle çözülmesi gereken en önemli inanılmama problemimiz. Ekonomide önümüzdeki süreçte mesela büyüme oranlarının Türkiye'nin birçok ülkeye göre daha iyi bir seviyede olması, yüksek kabul edilebilecek bir oranda olması meseleleri daha kolay çözmeye yardımcı olacak gibi görüyor musunuz onu? Yani ben bu konuda yani bizim yaşadığımız problemlerin ekonomide özellikle ve uzun dönemlerdir dediğim gibi dile getirdiğimiz problemlerin çözümsüz değil. Yani hakikaten baktığımız zaman bizim güçlü kurumlarımız ve kurallı ekonomi doğrultusunda rahatlıkla çözülebileceği konusunda en ufak bir şüphemiz yoktur. Yani bugün baktığımız zaman borçluk oranımızın %53 olması bir yandan bakarsak çok önemli oranlar olmakla beraber bunların ama çözümleri süreç içerisinde inanın var. Yani burada ekonomiye çünkü sadece ekonomi yönetimi olarak da bakmamak gerekir. Buradan gerçekten dış politika bence yönetimi en az ekonomi yönetimi kadar önemli. Çünkü üzerine bıraktığınız yükler veya hafiflettiğiniz yükler çok birbirlerine bu anlamda dokunan şeyler. Hele son dönemde çok daha dış politika belirleyici olmaya başladı küresel ekonomi ile ilgili. Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde böyle inişli çıkışlı grafikler geçmişte de oldu, bugün de olmaya devam ediyor. Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinin genel olarak Türkiye'de yaşadığı sorunlar arasında Türkiye'nin yani terörle mücadeleye bakışını paylaşmamaları, mesela FETÖ ve PKK konusunda daha farklı bir pozisyon almaları ve Türkiye'nin işte eleştirileri var. Yani bizim bu süreçte yanımda yeterince bulunmadınız diye. Çok iyi bir çizgi oldu. Buna hakikaten çok hep beraber bence mutluluk duyuyoruz. 2018 Türkiye'nin Avrupa İlerleme Raporu'ndaki pozisyonuna baktığınız zaman önemli maddelerden bir tanesini FETÖ'yü bir terör örgütü olarak Avrupa Birliği kabul etmiş vaziyette. Gerçekten o ifadede kabul edildiğini görüyor musunuz? Bizim hakikaten okuma biçimimizde yani, o rahatlığa bu anlamda kavuşuyoruz. Ama onu da izin verirseniz biraz raporu yorumlamak isterim. Tabii onu soracağım size. Bir taraftan da yani konjonktürel bazı nedenlerden ötürü yani işte uluslararası ilişkilerdeki jeopolitik nedenlerden ötürü de sanki Batı ile Türkiye'nin çıkarları böyle ayrışıyor gibi de bir görüntü var. Yani Türkiye işte bu coğrafyada Rusya ile ve İran'la da ilişkiler kurmaya çalışıyor nihayetinde bu coğrafyanın diğer ülkeleri. Ekonomi dünyası sizler bu ülkelerle ilişkileri geliştirme noktasında böyle çok belirleyici bir rol üstlenebilir misiniz? Yani özellikle Amerika'yı ve Avrupa'yı kastediyorum. Bu bir yol olabilir mi? Bütün sorunları anlattık az önce ortaya koyduk. Ne dersiniz Erol Bey? İnanın gerçekten yani sadece TÜSİAD değil. TÜSİAD'ın tabii ki o 47 yıllık, 48 yıllık daha doğrusu toplam öyküsü içerisinde kaslarının en önemli geliştiği bence noktalar içerisinde dış ilişkiler yatıyor. Yani biz bugün dünyanın aşağı yukarı her noktasında ya temsilciliğimiz kanalıyla ya networklerimiz kanalıyla veya üye kuruluşlarımızın faaliyet gösterdiği yapılar kanalıyla dış bu anlamda dünya ile iletişimimiz neredeyse 7-24 kadar aktif. Amerika ile de yani ben en son Şubat'la yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarla beraber Şubat ayında yapmış olduğumuz bir Washington ziyaretinde de önemli bu anlamda hem tespitler hem de görüşmeler yaptığımız gibi Avrupa Birliği üyeleriyle Business Europe kanalıyla başta olmak üzere ama neredeyse işte Almanya, Fransa ve İngiltere ile birebir networklerimiz kanalıyla sürekli bir dokunum içindeyiz. Şimdi isterseniz izin verirseniz bu konuda biraz daha ben açmak isterim. Yani tabii. Avrupa Birliği meselesi başta olmak üzere. Yani Türkiye'deki gerçekten yapılan birçok tespit var Hakan Bey. Yani kamuoyunun sadece iş dünyasını kastetmiyorum. Yaklaşık %70'i Avrupa Birliği sürecinin yani bu müzakere üyelik sürecinin tamamıyla devamından yana. %70'i. Bu hakikaten birçok raporlar tarafından zaten belki de tahmin edilenden daha yüksek bir oran. Çünkü insanların önemli bir bölümünde hayal kırıklığı oldu ve artık bu iş olmasın dedikleri gibi bir kanaat var ama bunun doğru olmadığını söylüyorsunuz. İş dünyasında durum tamamıyla farklı. Bakın, %70'i devam etsin bu iş. Evet, %70 anlamında söylüyorum. Çünkü bakın bugün yani özellikle 2017 hatta 2016'da bence aynı şeyi söyleyebiliriz. Büyüme rakamlarımıza baktığımız zaman aşağı yukarı en büyük gerçekten kaldıraç, en büyük bu anlamda hareketin geldiği nokta tamamıyla ihracattan geliyor Hakan Bey.
İhracatın analizine, kompozisyona baktığımız zaman da nihayetinde tek başına neredeyse Almanya %40'ların 50'lerin üzerinde yer işgal eden, hak eden bir yapı var. Bu işin sadece ekonomik boyutu. Çok önemli bir boyutu. Toplamda bu anlamda %60'ın ihracatın %40'ı Almanya'ya mı aşağı yukarı? Üzerinde rakamlar. Yani yarısı neredeyse. Yarısının bu anlamda üzerinde. Avrupa Birliği diye baktığımız zaman bütün Avrupa aşağı yukarı %60'lara neredeyse varan rakamlar. Yani matematik her şeyin hakikaten doğru ve özetini bu anlamda söyleyen bir şey. Yani ekonomide rakamlarla konuşulur. Yani işin bir menfaatimiz zaten orada. 2 milyonlarca nüfusumuz var. 3 son 15-20 yıllık, belki son birkaç yılı bir kenara park edersek, son 15-20 yıllık bütün perspektife baktığınız zaman sadece ekonomi değil, sosyal kalkınma boyutunda da inanın. Hukuk, demokrasi, özgürlükler, birçok hakikaten bu Avrupa Birliği müzakere sürecinden edindiğimiz bu anlamda deneyimler ve muazzam derecede katkılar var. Yani bunları da toplam bu öykünün içerisine kattığımız zaman, yani bizim yüzümüz tamamıyla zaten batıya hareket eden, batıyla bu anlamda özdeşleşen bir Türkiye yüzümüz var. Yani bu bir kısa bir proje vesaire falan, inanın. Neredeyse 200 yıldır Türkiye'nin ortaya koyduğu, hatta yani Osmanlı'nın kuruluşuna baktığımızda Osmanlı bir anlamda bir batı devleti, batılı bir devlet. Yani bu tahmin ediyorum, yani Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, zaten son dönemde Varna görüşmesi başta olmak üzere yapılan bütün bu gelişmeler, yani artık yani bir anlamda tabirimi bağışlayın ama dibe oturmuş veya dip noktasını görmüş daha doğrusu iletişim ve ilişki biçiminin, bundan sonra atılan her adımını ben bu dipten çıkarıp yukarıya bu anlamda yani Varna'yı mesela Varna zirvesini o anlamda olumlu buluyoruz. Son derece olumlu buluyoruz. Erol Bey, İngiltere'ye bir seyahati olacak Sayın Cumhurbaşkanı'nın, evet. 13-15 Mayıs'ta eğer tarihte bir değişiklik olmazsa. Gerçi Brexit süreciyle Avrupa ilişkileri farklı bir noktaya doğru gidiyor AB'li ama Avrupa'nın çok önemli bir ülkesi. %100. Ve ticarette de bizim büyük bir ortağımız. Üçüncü ortağımız galiba. Üçüncü ortağımız ve fazla veriyoruz. İhracatımız yani daha fazla. Çok da kritik bir sürecimiz var. Çok kritik çünkü Brexit izleme komitemiz de inanın dün toplandı TÜSİAD'da. Dolayısıyla bakımdan, yakın dönemde Erol Bey, Avrupa ile Batı ile ilişkilerde bir iyileşme bekliyor musunuz? Her türlü bu anlaşmazlıklara rağmen. Bu yani bir türlü terör tanımı konusunda anlaşamıyoruz ve maalesef Batılı ülkelerin... Yani bunu üzülerek söylüyorum ama terör örgütleriyle kimi noktalarda aynı çizgide olması bir tıkanıklık yaratıyor. Her şeye rağmen az önce söylediğiniz o tablo da tabii çok önemli. O tablo bunu aşmaya yarayacak mı? Aşabilecek miyiz ben bunun sayesinde? Ben aşabileceğimizi düşünüyorum. Yani burada bakın, hiçbir şeyi tabii eğer olabildiğince objektif olmaya çalışırsak Hakan Bey, tabii ki günün sonu itibariyle biz kendi milleti, yani devletimizin menfaatini, ülkemizin bu anlamda menfaatini hiçbir şeyin bu anlamda gerisinde bırakamayız. Her şeyin önünde şüphesiz nihayetinde. Ancak objektif kriterleri hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Yani ortada şu an bir zemin var. Ortadaki bu zeminde biraz sıkıntı var. Ama bu sıkıntı birkaç aydır veya birkaç yılın biraz ötesinde hakikaten birikimlerle oluşmuş. Dilimizi bu anlamda zaman zaman kaybetmişiz. Ama iyi haber, yani yönü ne olursa olsun bugün iş dünyasının tamamıyla Avrupa iş dünyasıyla olan dilinde en ufak bir anlaşmazlık problemimiz yok. Hakan Bey, bunun altını çizebilirim nihayetinde. Burada biraz siyasi dilin, yani karşılıklı olan siyaset dilinin biraz daha farklılaşması gerek. Emin olun, yani mesela ben aynı yorum yaptım, buradan da paylaşmakta fayda görüyorum. Avrupa Parlamentosu'nun en son Nisan ayında yayınlamış olduğu gerçekten 2018 ilerleme raporu dili sert olan bir rapor. Yani FETÖ'yü, FETÖ terör örgütünü terör örgütü olarak kabul etmiş olmasına rağmen, yani benim okumam böyle. Ediyor mu diyorsunuz? Yani ediyor. Bence bu konuda bir şey. Yani ama FETÖ ifadesini kullanmıyor galiba. Yok, kullanmıyor. Güven hareketi diyor. Evet. Keşke mesela yani FETÖ demiş bunu olsaydı. Bu şekilde en azından çok olumlu bir hareket olarak bakıyoruz. Yani bizim baktığımızda gözlükle nihayetinde. Ama toplama bakıldığı zaman önemli uyarıları var. Şimdi burada bizim iki şeyi koymamız gerekir. Yani bu raporu okurken hakikaten. Bir sabır, iki akıl. İnanın yani iş dünyasının baktığı gözlük bu. Biraz sabırla hareket etmemiz gerekir. Dilimizin çok önemli bence bu konuda bir etkisinin olabileceğini düşünüyorum. Yani sabırla ve akılcılıkla hareket edersek, yani onlarla uzlaşmaya doğru giden bir literatürü kendimize daha fazla benimsersek, İnanın bu Varna'yla da beraber bu dipten yavaş yavaş yukarı doğru çıkarız. Erol Bey, dün ve birkaç gündür Amerikan Senatosu'nda Türkiye'nin bu, yani bir dizi nedenden ötürü Rusya'yla yakınlaşma da buna dahil, İran politikaları vesaire, Türkiye'ye
ambargo uygulanması, F-35 uçaklarının satılmaması gibi bazı çağrılar yapıyorlar. 3 senatörün bir girişimi oldu. Amerikan yasama organlarında, kongresinde, temsilciler meclisine böyle bir şey çok somut olarak geldiğinde iş dünyasının bu süreci önlemek adına bir hamlesi olabilir mi, önemli, ve işe yarar mı? Önemli hamlelerimiz olur. Önemli, ben etkisi olacağını da düşünüyorum nihayetinde. Tabii ki burada yani herkesin çok rahat konuştuğu bir nokta olarak baktığımız zaman S-400 alımları yani Amerikalıları son derece farklı bir noktaya getirmiş vaziyette gibi gözüküyor. Yani bu bir karar nihayetinde. Ama toplama baktığınız zaman ben herhangi bir ambargo kararının hayata geçme ihtimali düşük. Evet. Öyle bakıyorum. Yani bizim çünkü sadece hakikaten 40-50 yıl değil, neredeyse çok daha uzun olan çok derinlikli bir ve köklü bir ilişki. Amerika ile ilişkimiz sadece S-400 veya bir başka bununla açıklanabilecek bir şey olmaz. Var inişli çıkışlı grafikler ama elbette. Fakat şunu bir parantez içinde de belki hatırlatmakta fayda var. Türkiye'nin NATO kaynaklı savunma sistemleri, yüksek düzeyli hava irtifa sistemlerini alma niyeti olmuştu. Fakat bu bir türlü olamadı. Yani gerek teknoloji transferi, gerekse maliyetler, gerekse Amerikan Kongresi'nden çıkmayan izinler ve kararlar. Değil mi? Onu da hatırlatmakta fayda var. Yani ben ilk tercih belki S-400 değildi Türkiye'nin, o anlamda. Belki de tabii tamamıyla ben de şahsen %100 detaylara hakim olmamam beraber. Ama bir genel şöyle bir ilke yorumu isterseniz, izin verirseniz yapabiliriz yani bu noktada. İş dünyasının inanın yani gözlerinden bir tanesi hep ekonomiye bakarken bir tanesi hep dış politikaya bakar. Dış ilişkilere bakar. Çünkü inanın çok kuvvetli bir dış ilişkisi, ilişki ülke için daha doğrusu ve özellikle tabii ki ülkemiz için nihayetinde ekonomiye de çok önemli bu anlamda katkılar olur. Çok güçlü bir ekonominiz olsa bile bunun dış ilişkilere önemli bir etkisi olmayabilir ama tersi farklı. O bakımdan yani dış ilişkilerde bizim verdiğimiz tepkiler bence çok önemli. Yani buna işte iletişim dili de diyebiliriz. Şöyle bir lafı ben çok iyi hatırlıyorum Hakan Bey, buradan kamuoyuyla da paylaşalım diye düşünüyorum. Hayatın inanın %10'u başınıza gelenler, %90'ı ise onlara verdiğiniz tepkilerden oluşuyormuş. Güzel bir ifade. Yani bakın bütün yaşamınızı... Yani nasıl tepkileri nasıl yönetiyorsunuz? Sadece %10'u başınıza gelenler, %90'ı ise verdiğiniz tepkiler. Yani ülke için de aynı şey geçer. Olabildiğince duygusal tepkilerden, biz duygusal insanlarız. Orada yani akıl ve sabırı tekrarlamış oluyoruz. Onu biraz daha öne çıkaralım. Yani %90 tamamen verdiğiniz tepkiler. Verdiğiniz tepkiler sizi müthiş derecede olumsuz veya kayıplara da götürebildiği gibi büyük kazançlara da getirebilir. Sizin az önce Almanya'nın önemini vurguladınız. Yani Türkiye'de üretim yapan çok ciddi Alman şirketleri var. Yani 160 yıllık Siemens var. Evet, işte Mercedes'ler, Bosch'lar. Daha birçok markadan bahsetmek mümkün. Almanya ile ilişkilerde bir hızlı normalleşme olabilir mi seçim sonrasında? Ben bunun mesela en rahat yapılabilecek olan ülke konumuna geldiğini hissediyorum. Almanya-Türkiye ilişkileri bakımı. Yani Türk iş dünyasında özellikle yani Alman yabancı sermayeli firmalarla yaptığımız daha doğrusu bütün istişareler ki tamamı neredeyse bir TÜSİAD üyesidir. Evet. Hatta Alman network grubumuzun da başıdır. Buradan keyifli Hüseyin alacağım. Bey değil mi? Hüseyin Bey gelişi hakikaten. Selam gönderelim. Tekrardan selam ve saygılarımızı gönderelim. 40 milyar dolar mı? O civarda 37 milyar dolar galiba iş hacmi Almanya. Civarında yani ben de hakikaten o civarda, şu an ezbere yani konuşamıyorum ama. Euro. Ben de emin değilim, bakmam lazım. Ama yani bizim için en önemli gerçekten yani 1, 2, 3 diye saydığınız zaman zinhar 4 diyemeyeceğiz. Turizmde de öyle yani. Aynı şekilde yani o bakımdan ben tahmin ediyorum yani önümüzdeki inşallah bu 25 Haziran itibariyle yani yeni dünya ile beraber başladığımızda bunların da tamamıyla sonlanmaya başladığı bir yani iyi şeylerin oluşmaya başladığı bir yapıya inşallah. Yani seçim sonrasında belki havanın olumluya döneceğini ummak mümkün. Bazı Almanya ve Hollanda'dan, Avusturya'dan işte bu seçim sürecinde referandumda da olduğu gibi Türkiye'den buraya gelip de herhangi bir şekilde kampanya yapılmasın gibi bazı şeyler, çağrılar ve sınırlamalar vardı. Umarım bu negatif hava seçim sonrasında siz bitecek diye umuyorsunuz. Yani görüyorum. Bitmesini hem diliyorum hem de hakikaten. Şunu da tabii söyleyelim isterseniz Hakan Bey. Yani Almanya ve Hollanda'nın özellikle bu seçim ve propaganda yöntemi ve yönetimi konusunda Türkiye yapmış olduğu söylemleri de hakikaten yani toplam kendi hukukları içinde, bu değerli ülkelerin hukukları içinde yapılmış bir açıklama olarak anlaşılabilir. Ama ben mantıklı bulmuyorum. Çünkü milyonlarca vatandaşımız yaşıyor orada. Yani milyonlarca Alman vatandaşı inanın burada yaşasa ve aynı şekilde biz böyle bir kısıtlama getirsek aynı tepkiyi yine verirdik.
O bakımdan bu tepkiyi ben veriyorum. Bunu doğru ve mantıklı bulmuyorum. Ama yine de buradan yine objektiviteyi de yitirmemek gerekir diye düşünüyorum. Demek ki zeminde bir sıkıntı var. Yani bu zemini biraz iyileştirmek gerek. Yoksa bizim siyasi aktörlerimizin de yönü ne olursa olsun gidip kendi propagandalarını orada da yapıyor olmaları. Yani eğer siyaset özgürce yapılabilen, yani demokrasilerde bütün kesimler, bütün taraflar kendi görüşlerini açıklıkla dile getirebiliyorlarsa, temel ilke buysa, Türkiye'de de hangi siyasi parti bir faaliyette bulunacaksa Avrupa'da bunu rahatlıkla yapabilmeli, propaganda da yapabilmeli, salon toplantısı da yapabilmeli. O ülkelerin yasalarına uymak kaydıyla, herhangi bir yasa dışı bir duruma neden olmamak kaydıyla buna izin vermemelerini ben de eleştiriyorum. Yani hukuksal bir durumsal diye bakarsak bu durumsal bir durumsal karar. Üstelik şunu da ben biraz daha yani Hakan Çelik olarak kendi adıma bunu söyleyeyim. Şimdi Avrupa'da bu kadar yani terör örgütüyle ilişkili veya yan yana duran kişi ve gruplar bu kadar rahat hareket edebiliyorken, propaganda imkanlarını kullanabiliyorken, gösteri yapabiliyorken, Türkiye'deki siyasi parti temsilcilerine buraya gelmeyin çünkü biz de sorun istemiyoruz denmesini de ben kendi adıma bir çifte standart olarak bunun bile yine iyi bir iletişimle Sayın Cumhurbaşkanımız ve Merkel arasındaki hakikaten kuvvetli iletişimle inşallah çözülebilmesini ümit ediyorum yani. Çünkü ve temenni ediyorum. Bu anlaşmazlık konuları olabilir ama ülkelerin ilişkileri o kadar derinliklik, o kadar önemli ki yani bakın Hollanda, Türkiye bugün gerçekten sorunlu bir ilişki var ama Avrupa'daki en eski büyükelçilik diplomatik temsilciliklerinden biri İstanbul Başkonsolosluğu Tünel'deki, tabii, değil mi? Tabii. Fransa 500 yıllık bir Türkiye ile ilişkisi var. Neyse ki inişli çıkışlı olmasına rağmen Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir köprü var, en azından bir diyalog kanalı var. Güzel. Fransa da Türkiye'deki önemli yatırımcılardan biri. Kesinlikle. Sanıyorum ki ilk 5 ülke arasındadır Avrupa'da. Tabii, tabii. Yani İngiltere'yi de tabii saydığımız takdirde yani özellikle 3 ülkenin toplam yatırım bloğu içerisinde yani fevkalade yüksek, çift dijitin üst taraflarına doğru giden bir yapısı sizin var. Sizin TÜSİAD olarak efendim yorumladığınız konulardan biri de OHAL konusuydu. Hı hı. Olağanüstü hal meselesiydi. Onunla ilgili bir son durum değerlendirmeniz nedir, onu da alalım. Memnuniyetle valla. Yani hükümet temsilcileri ve liderler OHAL'in yani günlük hayatı, sosyal hayatı, ekonomik faaliyetleri etkilemediğini, bunun terörle mücadeleyle alakalı olduğunu ifade ediyorlar. Doğru. Ve bunu bu şekilde savunuyorlar. Doğru. Hakan Bey şöyle bence bakmakta ben fayda görüyorum. Yani bir kere Türk iş dünyasının önemli bence sözlerinden veyahut da yapılarından biri olarak Türkiye'nin ve iş dünyasının ve kamuoyunun hakikaten menfaatine ne varsa biz bunları söylemeyi zaten kendimize inanın bir sorumluluğumuzun ana noktaları olarak görüyoruz. Temelde bir kere yaklaşımımız bu. Türkiye hepimizin kabul ettiği gibi ve TÜSİAD için de çok daha önemli olan bir nokta ifadesiyle bir marka. Türkiye gerçekten dünyadaki bence önemli markalardan bir tanesi. Ama sonuç olarak baktığımız zaman gerek diplomatik ilişkilerde, gerek dış ilişkilerde, gerekse içerideki ekonomi yönetimindeki herhangi olan bir aksama, bir nokta otomatikman Türkiye markasına bence zarar veriyor. En azından algı biçiminde eksiklikler oluşturuyor. Şimdi OHAL'e adı üzerinde zaten olağanüstü hal koşullarını zaten çağrıştıran bir şey. Eğer siz yani bugün 2 yıla yakın bir süre dahilinde bunu devam ettirme ihtiyacı hissediyor iseniz zaten sürekli içeride yani tamamen olağanüstü hal koşullarını da bütün dünyaya bu mesajı veriyorsunuz Hakan Bey. Biraz meseleye bence böyle bakmakta da fayda var. Yoksa ben şu konuda Sayın Cumhurbaşkanımla %100 hemfikirim. İş yerlerimizi açarken, atölyelerimizi açarken, fabrikalarımızı açarken en ufak bizim bir sıkıntımız yok. Yani o halin en ufak bir etkisi yok. Bu konuda herkes müsterih. Ama iki gözlükle inanın bakın. Şimdi bir tanesi iç ekonomik bu anlamda göstergelere baktığınız zaman yani bugün %7.4 ile büyüyoruz. Ama kompozisyona baktığınız zaman iş dünyasının kendi işlerine olan yatırım rakamlarında sadece 0.7'lik bir büyüme görüyorsunuz 2016'ya. Yani burada bir büyümenin niteliği ve kalitesi üzerine yani odaklanmak. Yatırım iştahı gözüyle bir sıkıntı var. Yani çünkü adını siz koymuşsunuz. Olağanüstü hal koşullarında bir yaşamınız var. Efendim o zaman ben size diyeyim ki 25 Haziran tarihinde iş dünyasının bu kadar önemli temsilcilerini bir arada bulunduran TÜSİAD'ın siz başkanısınız. Çok önemli bir kurum. Neler olursa nasıl bir 25 Haziran sabahı yatırım iştahını arttırır Türkiye'de? Lütfen bunu açık açık söyleyin bize. Memnuniyetle. Canlandıralım gözümüzde. Memnuniyetle. Hangi parametreler olmuş olmalı? Doğru. Yani OHAL konusundaki aşağı yukarı bakış bu bakımdan zaman zaman bunun kaybettikleriyle kazandırdıklarını hakikaten masanın üzerine bu anlamda koyma ihtiyacı hissediyoruz. Temel olarak baktığımız zaman
birçok hakikaten yani 25 Haziran'da dünya aynı şekilde dönmeye devam edecek Hakan Bey. Ama biz hangi siyasi partinin bu anlamda veyahut da yapının başa gelmesiyle beraber talebimiz aynı şekilde. 3 veya 4 reformu yani neredeyse o an artık uygulamaya başlaması gerekir diye baktığımız. Yargı reformu. Yargı reformu. Yargı reformu. İstihdam yani iş gücü reformu. Vergi reformu. Ve inanın bu üçünden saydığım üçünden bir tık daha önde diyebilirim eğitim reformu. Belki arkadaşlarımla zaman zaman şeyiz ama... Siz bunu sık sık vurguluyorsunuz. Eğitim yani hepimizin de şeyi bu temennisi bu zaten. Eğitim inanın, kalitesi. İnanın ama bir ülkenin Hakan Bey yani baktığınız zaman kaynaklar diye bir yer üstü bir yer altı iki tane en büyük kaynağı olabilir. İnsan kaynağı çok önemli Türkiye. Ama inanın bu iki yer üstü ve yer altı kaynaklarının çok daha ötesinde olan insan kaynağı. En önemli şey. Ama yani, efendim saydıklarınız yapılamayacak şeyler de değil ki yani. Bu ben daha böyle zor bir şey de söylerseniz yok, inanın, diye baktım ama bunlar inanın, yapılabilir inanın şeyler. Katiyen değil. Türkiye'nin böyle bir gücü var, imkanı var. Fazlasıyla ama işte neden yapmıyoruz konusunda veya neden yeteri kadar yapamıyoruz konusunda. Ama eğitime bir ayrı bir kalem açmakta inanın fayda görüyorum. Zaman zaman gerçekten yani özellikle son 2-3 yıldır eğitimde yapılan reformlar var. Ama hala toplum bunu bir eleştirel gözüyle bakıyor ise veya hala bunun gerçekten yoğun bir şekilde üstünden geçilen zaman zaman olumlu veyahut da negatif yorumlar yapılıyorsa demek ki yeteri kadar işte sivil toplum örgütleriyle, iş dünyası örgütleriyle veya konunun uzman daha doğrusu örgütleriyle yeteri kadar acaba tartışılmıyor, belirgin bir olgunluk çizgisi içinde konsensus sağlanamıyor olabilir mi diye bakmakta fayda var. Çünkü bizim önümüzdeki yılların yani düşünün nitelikli insan gücü az olan bir ülke düşünün Hakan Bey. Yani işte dijital dönüşüm efendim, eğitimdeki büyük sürdürülebilir ekonomi vesaire bunların hiçbirini işte teknoloji üretimi, katma değerli üretim inanın yapmamız mümkün değil. Çünkü şöyle bir gerçeğimiz var Türkiye'de. Bugün %56 iş gücünde bizim insanımızın, iş gücü insanımızın daha doğrusu eğitim seviyesi aşağı yukarı 8. sınıf mezunudur. Yani toplama bakıldığı zaman henüz daha liseye başlamamış olan bir yapımız var. Bizim bunu kısa değil ama orta vadede, çünkü kısa da mümkün değil, değiştirmemiz gerekiyor. Erol Bey, Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşlerinden, önerilerinden biri de yeni dönemde kabinede mesela doğrudan iş dünyasından da birini biz almak isteriz. Bu da mümkün olabilir dedi. İş dünyasında bu öneri, görüş nasıl yankılandı? İnanın şu an herhangi bir karşılığı olan veyahut da herhangi bir sohbeti olan bir konu haline gelmiş. İnanın değil. Yani bütün dünyada örnekleri işte, var ama bunun. Var tabii. Belki yani de o örneklerine atıfta bulundu. Büyük Amerika ihtimalle. Birleşik Devletleri'nin büyük bir önceki ihtimalle. Dışişleri Bakanı Tillerson çok önemli bir petrol şirketinin tepesinde tabii, yer alıyordu. Tabii. Yani İngiltere'de, İsviçre'de buna benzer örnekler. Aynen doğru. Yararlı olur mu? Şundan ötürü sorayım. Sorumu biraz daha açayım. Şimdi ekonomi yönetiminde böyle 5-6 farklı bakanlık ekonomi alanında faaliyet gösteriyor. Belki önümüzdeki dönemde bu bakanlıkların sayısının 1'e veya 2'ye indirileceği konuşuluyor. Konuşuluyor evet. Yani bakanlık sayısı İçeriden yani iş dünyasından bu konulara çok hakim bir kişi Anglo-Sakson ülkelerinde olduğu gibi Hollanda veya İsviçre, Anglo-Sakson değil Hollanda ama böyle bir örnek Türkiye'de de iyi çalışır mı? Faydalı ben olur mu? Olumlu olacağını düşünüyorum ama yani bizim tabii TÜSİAD şapkamızla ortaya koyduğumuz daha çok şey daha fazla hakikaten sivil toplum örgütlerinin daha fazla hakikaten istişaresinin çok olumlu katkıları daha da yükseleceğini düşünüyorum ama söylemiş olduğunuz konuda katiyen olumsuz değil bir kere. Neden olmasın, neden olmasın diyorsunuz değil mi? Denilebilecek bir. Peki hükümetle nokta. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla diyaloglarınızdan memnun musunuz? Yani hiçbir, açık bir kanalla rahatlıkla bir iletişim yok. Kuruyor musunuz? Fevkalade bu bakımdan yani Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Başbakanımız da hatta şöyle sayısal olarak da hakikaten çok memnuniyetle bilgi verebilirim. 2017 yılı içerisinde yani TÜSİAD'ın mesela önemli yaptığı şeylerden bir tanesi yaptığı etkinlikler, efendim değerli dokümanlar yani görüşlerin bu anlamda hazırladığı ve rapor çıktılarıdır. İnanın bunları baz alan, bunları daha doğrusu besleyen en önemli görüşmeler Sayın Bakanlarımızı ve Teknik Kurmay heyetlerini ağırlıkta TÜSİAD'a veya uygun platformdaki daha doğrusu yerlere davet ediyoruz. Kırmıyorlar, geliyorlar ve üyelerimizle yapılan istişareler sonucu ortaya konan bu anlamda muazzam çıktılar söz konusu oluyor. Geçen yıl 8 farklı bakanımızla yapmış olduğumuz hakikaten bu istişarelerden müthiş derecede bence ekonomi tarafı da beslendi efendim. Buna dönük olarak da yani çift taraflı bir beslenme oldu. Bu yıl henüz daha yani 4 ayı bile bitirmemiş olan bir hatta ilk çeyrek boyunca bile bundan bir 4 tane daha yaptık. Hatta geçtiğimiz hemen yakın günlerde. Güzel. Yani o bakımdan iletişim anlamında en ufak
ama bunun daha da fazla artırılmasından yanayız. Türkiye büyük ölçekli projeler yapıyor ve bazı projeler gerçekten dünya çapında, yani bu kadar çok eş zamanlı proje yapan ülke pek yok gibi görünüyor. Onlara nasıl bakıyor TÜSİAD? Yani büyük havalimanı, işte efendim daha başka demir yolları vesaire. Tabii bunlarla ilgili hiç kimsenin zaten bir negatif yorum yapma gibi bir şey olamaz zaten Hakan Bey. Yani bunlar son derece hani zamanında giden ve yapıyla itibariyle. Yani önümüzdeki dönemde kamu yatırımlarının da böyle yoğun olarak devam edeceğini görüyor musunuz? O ekonominin ekonomiyi nasıl etkileyen bir bunlar şey? Bunlar tabii şöyle mu? Yalnız ara noktalarda hakikaten ekonomist dostlarımızın da yaptığı yorumlarda olduğu gibi. Tabii kamu projelerinin fevkalade yüksek oranlarda devam ettiği, bununla beraber yani muhtelif işte vergi planlamalarına dönük olarak indirimlerinin yapıldığı, ÖTV indirimlerinin yapıldığı, biraz talep destekli ekonomi yönetimlerinin tasarruflarının uygulandığı yapılar söz konusu olduğu zaman da hakikaten borçlanma bu anlamda haritamızda sıkıntılar da olmuyor değil. Yani bunun da bir kendi içerisinde hakikaten denge unsuru taşıması gerek. Buradan da ama yine de son bir cümle bile ekonomiyle ilgili söyleyeceksek, enflasyonun üzerine müthiş yüklenilmesi gereken hakikaten bir birinci mücadele konusu bu olmalı enflasyon. İnanın başka türlü, çünkü hakikaten bu sıkıntıyı atmamız mümkün değil. Reklama gitmeden önce döviz kurlarındaki son dönemdeki hareketlilik ve Türk lirasının değeriyle ilgili ortaya çıkan tabloya dair ne düşünüyorsunuz? Yani seçim sonrasında acaba nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Bir çok kısa bir belki iki cümleyle geçmiş analiz yapmakta fayda var. Döviz kurlarındaki tabii dalgalanmanın, yani aşağı yukarı bütün gelişmekte olan ülkeleri beraber etkilediği kesin. Rusya, yani Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya vesaire. Ancak 2016 ortası bizim hakikaten sanki bir çıpamız gibi Hakan Bey. 2016 ortası itibariyle döviz kurlarında biz genel eğilimden koptuk ve bir anlamda yalnız kaldık. Yani neden öyle oldu? Biz daha fazla bu anlamda darbe yemiş vaziyete girdik. Burada iki tane bence ana konu var. İçerideki bu anlamda hakikaten ekonomik göstergelerimizi destekleyen yapılarda bir iki farklılıklar oldu nihayetinde. Enflasyon bunlardan bir tanesi nihayetinde. İkincisi ise dış politikalarda daha başarılı gelişmeler sağlayabilirdik. Tabii ki burada terörden veyahut da komşularımızla olan yaşamak zorunda kaldığımız ilişkilerde bunun içerisinde bu anlamda payları olan şeyler oldu. Peki bir kısa ara, tekrar burada olacağız. TÜSİAD Başkanı Sayın Erol Bilecik konuğum. Efendim tekrar merhaba. CNN Türk'te canlı yayındayız. TÜSİAD Başkanı Sayın Erol Bilecik konuğum. Birinci bölümde çok önemli değerlendirmeler yaptı. Hem Türkiye'nin dünya ile ilişkileri, hem bu seçim sürecine nasıl baktıklarına dair. Birçok şeyi konuştuk ve aslında da iyimser olduğunu söyledi. Hem Avrupa hem Batı ile genel olarak ilişkiler konusunda ve bunu da çok somut bir takım verilerle ortaya koydu Erol Bey. Şimdi seçim dönemleri Türkiye'de daima siyasetin biraz sertleştiği, siyaset dilinin yüksek tansiyonlu gittiği dönemler oluyor. Önümüzde bir önemli seçim var. Türkiye'nin kaderi bakımından 57 da çok günümüz önemli. Kaldı. Aynen öyle. Herhalde. Görüşünüzü, belki temennilerinizi, dileklerinizi bu süreçle ilgili alalım. Ne dersiniz Erol Bey son olarak? Hakan Bey, tabii şunu söylemeyi hem Türk iş dünyasından bir temsilci olarak hem de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylemekte hakikaten fayda görüyorum. Yani tabii ortamda bir seçim yarışı var. Bu son derece doğal. Yani işte 57 günlük, daha doğrusu sürecin sonunda yeni bir, bu anlamda yönetim biçimi, yeni bir yapı. Çünkü ilk defa tecrübe edeceğimiz bir yapı dahilinde ortaya çıkacak. O bakımdan da şu an ama gelinen noktada bütün tespitler o ki önemli bir maalesef kutuplaşmanın da neredeyse ortasına gelmiş vaziyetteyiz. Yani o bakımdan bütün siyasi liderlerimizi, bütün siyasi otoriteleri, seçime daha aktif, ana aktör olarak girebilecek bütün kesimlere bana kalırsa çok önemli bir vazife düşüyor. Sakin dil kullanmak. İnanın bu tip içinden geçmekte olduğumuz hem dünya açısından hem Türkiye açısından zorlu tabii ki bir konjüktürel durum var. Yani tabii ki bu durum dahilinde, yani bizim seçimlerinde buna ekstra getirmiş oldukları zorluklar var. Ama inanın bu süreçleri daha rahat bir şekilde geçmenin, geride bırakmanın
ana inanın noktası veyahut da faydası pozitifte kalmak, pozitif olmak. Bu dili sakin kullanmak. Yani hem siyasetin dili, hem seçim dili, hem de bu anlamda iletişim dilimizin gerçekten son derece sakin, insanları umuda bu anlamda hem koşturan ama samimi olarak gerçekleştirmeye çalışan ama aynı zamanda kutuplaşmayı tamamen artık körelten, hoşgörünün çok yüksek olduğu, kucaklaşmanın, işte birliğin, beraberliğin lafta kalmadığı, bilfiil bu anlamda pratikte kaldı. Hakikaten bir süreç izleyelim. Çok bunu arzu ediyorum. Yani bu çağrıyı da memnuniyetle yapıyorum. Çünkü şunu da söylemek gerekir siyasi aktörlerimize Hakan Bey. İnanın yüksek ses tonajınız yükselmeye başlayınca daha iyi anlaşılıyor musunuz derseniz hayır. Daha mı çok haklı olduğunuzu anlatıyorsunuz? Bence hayır. Yani biraz sakin olanın hakim olabileceği hakikaten bir duygusuyla bence bu dilin kullanılması gerek. Sakin, huzuru bu anlamda çağrıştıran ve samimi havanın hiçbir zaman bozulmadığı, hiçbir zaman ne %40'a, ne %50'ye, ne %50+1'e, %100'e bu anlamda kullanılabilecek bir ortak dil olması gerekir. Yani bir hasar vermemesi gerekir gerçekten. Çünkü 25 Haziran'da herkes yine yüz yüze bakacak. Yani. Umarım yine Türkiye'de birliğimiz, kardeşliğimiz açısından huzurlu, demokrasimizin güçleneceği, insan haklarının, reformlarının da daha çok Türkiye'yi daha güçlü bir yere götüreceği bir dönem olur. Yüz. Şöyle çünkü Hakan Bey inanın yani bugün iyi bir demokrasi, muazzam çalışan demokratik standartları yüksek bir yapı, bir hukuk devleti, özgürlükler, ifade özgürlüğünün rahat olabileceği yani bu ortamı çağrıştıran daha doğrusu bir yapıyla devam eden bir seçim dili sakin olmak kaydıyla inanın bambaşka bir Türkiye olur. Yani Türkiye'nin %7.4 değil de %5'le bile büyüdüğü ama marka değerinin belki de çok bambaşka bir noktaya çıktığı bir ülke oluruz. Efendim sürem doldu ama bir cümleli hep hikaye, yeni bir hikayeye ihtiyaç var Türkiye'de diyoruz ya. Yani yeni bir hikaye derken bir proje, bir fikir, bir pozisyonlanma, bir cümle. Ondan sonra kapatalım. Hakan Bey memnuniyetle uzun dönemlerdir TÜSİAD olarak da üzerinde çalıştığımız. Çünkü ekonominin bütün rakamlarına baktığınız zaman da yeni bir ekonomik kalkınma hikayesine ihtiyacımız olduğu bence net. Yeni bir ekonomik kalkınma hikayesi. Bu hikayenin de biz adını inanın şu şekilde paylaşmayı da uygun buluyoruz. İzin verirseniz buradan da anons yapacağım. Sanayide dijital dönüşüm. Bu Türkiye'nin yeni bir sanayide dijital dönüşüm. Bu inanın Türkiye'nin yeni ekonomideki hakikaten kalkınma öyküsünün ana başlığı olabilir. Bu son derece önemli. Erol Bilecik de Türkiye'de bu konunun öncülerinden biri. Hem kurduğu şirket, hem sahibi olduğu şirket, hem de bu konuda... Bu ama sanayiye daha çok. Tabii sanayi yani ama bilişim teknolojiyle birlikte giderse herhalde değil mi? Sanayi devrimini Türkiye yeni bir şekilde yakalamış olur. Yeni ekonomik rekabet dediğiniz zaman da artık dijital dönüşümün... Çok teşekkür ederim efendim. Çok ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık değerlendirmeleriniz için de TÜSİAD Başkanı Sayın Erol Bilecik'le birlikte olduk. Bir kliple bitirelim bugünkü programı. Bu arada yarın ekonomiden ve büyümeden bahsederken Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Özbekistan ve Kore'yi kapsayan çok önemli bir ziyareti var. Özellikle Kore bacağında Türkiye'de de çok ses getiren bir takım anlaşmaların imzalanacağını şimdiden söyleyelim. O da gelecek haftanın önemli gündem konuları arasında. Sanatçılar bir araya geldiler. Afrin türküsü ve milletin duası adında bir klip ortaya çıktı. Burada sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz tarafından, aranjmanı ise Mete Artun tarafından imzalandı bu milletin duası türküsünde. Birçok önemli sanatçı var. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Seda Sayan, Alişan Fettah Can gibi uzun bir liste gidiyor. Bu klipten bir bölüm paylaşalım ve programımızın sonuna gelmiş olalım. Onunla birlikte hoşçakalın efendim. Analar aslan doğurur, vatan aşkıyla yoğurur. Yiğit burada harman olur, milletine siper olur hey. Analar aslan doğurur, vatan aşkıyla.